Bugün 5 Nisan 2023 Çarşamba günü Kubilay abiyle beraberiz. Kubilay abi benim karavanı sattığım arkadaşım. Şimdi Mia Dolph'un yanına gidiyoruz. Bir bakacağız. Abi ne yapıyorsun? Nasılsın ya? Teşekkür ederim. Karavancılık İyiyim. Nasıl gidiyor? Vallahi işte öğrenmeye çalışıyoruz. Biraz öğrendik. Biraz eksiklerimiz var. Sayende onları da tamamlayacağız. Estağfurullah. Şimdi Mia Dolph'a bakacağız. Belki ileride Mia Dolph'u bir kamp alanına alacağız değil mi abi? İnşallah. Çünkü çekme karavanlara şöyle bir sıkıntısı var. Hem güzel tarafı hem de sıkıntısı diyebilirim. Otoparkta veya belli bir yerde tutarsan alışkanlık haline geliyor ve onu kullanmak ileriki süreçte biraz tembellik yapıyor. Bu tembellikten kaçmak için karavanımızı daha çok kamping veya daha sık kullanabileceğimiz bir yere koymamız bize faydasına. Sağda mıydı, solda mıydı abi? Aa evet, geldik. Karavanımız burada. Karavanın kokusunu bile çok özlemişim. Ama karavan yabancı birinde değil. Kubilay abimde. Evet. Kubilay abim de zaten her zaman bize o güzelliği sunuyor, teklifi sunuyor. Karavan senin diyor. Kardeşim, sen benim kardeşim. Abi çok teşekkür ederim, sağ olasın. Biraz beklemişliğin bir kokusu var içinde. Ama onun dışında her şey çok güzel. Ve o hala da şeydir, görüyor musun? Aynen. Bak, kamptan geldiğim güzel halde. Bunlar su da geçirmiyor. Evet. Yok, o kadar zannetmiyorum. Öyle yok, su geçirmez. O kadar şey değil. Ya yani. Tabii ki suya düştüğü anda görevini yapmayabilir ama su geçirmez. Evet. Ya abi şunların kalitesine baksana bak. Mia Dolph'umu özlemişim bak. Tabii ki. Şu olay çok güzel. Sen ne bak, pistonlar ya falan harika. Bak, yeni modellerinde bu kadar çekmece yok. Yok. Yani ya zaten. Ben ondan hep tek tek baktım. Yeni modellerine bakıyorsun. Bir kere ahşabı değişmiş. Ahşabı değişti. Bir de bu mesela bu ahşap. Yani ahşabı değişmiş. Çok kalitesiz bir ahşabı. Yani aynen. Şu anda ben mesela sıfırını tercih etmem. O zaman da ben sana söylemişim değil mi? Bak, sen o zaman söyle ama o kadar şeyde bak, yani şuranın, Mia Dolph olarak biliyordum ama o kadar bilmiyordum. Yani. Şuranın hissiyatı. Ondan evet. Sonra. Ya şimdi Mia Dolph da olsa büyük firmalar artık şey yapıyor abi, yani daha maliyeti düşük parçalara doğru yöneliyorlar. Çünkü piyasa artıyor. Ama şu ömürlük. Hatta, sen ben bunu eskilemeyiz. Hatta Pursaklar'da var, gidip bakacağım. Yani videolardan gördüm. Kesinlikle onun ahşabının çok değerli olduğunu düşünüyorum. Yani. Bu sadece durduğu yerde işlem yapmıyor abi. Bak gidiyorsun. Hı. Yolda da karavan içerisinde duruyor. Çukura düşüyorsun, darbeye geliyorsun ve bunlar aynen. Hiçbir şey olmuyor. Sapasağlam. İşte dediğim gibi, yani onlar bir şekilde bir rahatlık sağlamak için söktük ama iyi oldu şimdi. Senin sayende tekrar onlar da yerine kavuşuyor. Şimdi şöyle, uzun süreli beklemelerde bunları mümkün mertebe kullanmamak için evet. Sarkma yapıyor. Hı? Özellikle tavanda, hekilerde bunlarda da sarkma yapıyor. Biz bunu ne yapacağız? Açacağız abi. Biraz da rulo halini duruyor. Dışarıdan içerisinde gözükmesin diye. Erdemizi kullanacağız.
Evet. İçinizi gözükmesin. Çünkü i̇şte, kapalı otopark daha iyi olsa. Sık başına gelmediğin için oluyor. Aynen. Şimdi mesela bu zaman bu perdeleri kapatalım içeri gözükmesin tabii diye. Ben o mantıkla yaptım. Perdeler kapalı olursa hani yandan bakarlar işte içi biraz hem karışık hem de. Yani burada olmaz da ama başka geniş alanlarda da şahlar şöyle. Hırsızlık olayına teşvik oluyor. Hani gördüğü bir şey işine gelirse. Alır abi. O anlamda ben şeyleri kapatmayı tercih ettim. Tamam, süper. Uzun süre yaktığı için akünün ölme ihtimali çok yüksek. Evet, o evet işte onu biraz koruyamadık. O konuda haklısın Çağlar'cığım. Evet. Şu an içinde bir yaşam olsaydı herhangi bir sıkıntı yoktu ama aküyü bir şarj edip bir kendine getireceğiz bakalım. Şimdi burası akümüz değil mi? Akümüz burası. Şöyle yakından bakalım. Akümüz. 105'lik jel akü. Evet. Evet. Şu başlıkları ayarladığımız anda abi herhangi bir sıkıntı yaşamadan tık diye alacağız. Biz bunu şarj edeceğiz evde. Soğuk havayı almaya başladık abi. Aynen. Şimdi Kubilay abinin Nia Dolphin'da, karavanında neler yaptık? Isıtıcımızı çalıştırdık. Buzdolabımızı çalıştırdık. Lambaları kontrol ettik. Aküye baktık. Ondan sonra perdeleri açık bıraktık. Küçük bir eğitim gibi bir şey oldu. Arada yapılması gerekiyor böyle şeyler. Hatta kapalı alanda duran karavanları çok sık olmasa da en aşağı ayda bir aküsünün şarj edilmesi gerekiyor. Tabii. Kubilay abi bundan sonra evet, ilk fırsatta çıkartacak. Çalıştırmamıştım. İyi oldu. Sağ olun. Teşekkür ederim Çağlar'cığım. Ne demek abi? Bilgileri yeniledik. Eksiklerim de varmış. Onları da tekrar tam öğrenmiş oldum. İnşallah. Bu yaştan sonra tekrar bir karavancı olacağız. Bu işin yaşı yok abi. Yani buna sadece karavan olarak değil, çocuk gibi bakacaksın. Yani içinde konaklamak şart değil. Geleceksin, ayaklarını yağlayacaksın. İşte bunları arada bir can tabii vereceksin. Ki, bir şey çalıştıkça emeklilik olunca daha çok olacak inşallah. Aynen inşallah. Yani bundan sonra zamanımız biraz daha çok olacak. Sağlığımız yerinde olursa. İnşallah. Güzel günlerde tekrar kullanmayı nasip eder. İnşallah. Hepimiz tamam. İnşallah. Geldik. Kubilay abinin karavanını ziyaret ettik. Bazı bilgiler verdik. Birazcık da hasret giderdik. Şimdi artık gidiyoruz. Evet. Biz sadece alışveriş yapmadık. Güzel bir de dostluk kazandık. Kubilay abim benim karavanımı almış olmasına rağmen o benim bir abim, büyüğümdür. Ve bundan sonra da karavan vesilesiyle arkadaşlarımız, dostluğumuz devam edecek. Tamam abi, hadi gidelim. Hadi gidelim. Yolcu yolunda gerek. Aynen, yolcu yolunda gerek. Don't leave me here.